Bilindiği gibi bu yıl Kutulamare zaferinin 100. yıl dönümüydü. Baştan söyleyeyim, her yönüyle ibretlik bir zaferi tozlu raflardan indirip topluma yeniden hatırlatanlar çok önemli ve onurlu bir iş yapmıştır. Çünkü bu milletin Kutulamare'den çıkaracağı çok ders vardır. Bu zafer Hintli Müslümanları oyuna getirerek Osmanlı ordusuyla savaştıran İngiliz emperyalizminin gerçek yüzünü ortaya çıkarmıştır. Dün Çanakkale'de, bugün de Orta Doğu'da olduğu gibi ölen de, öldüren de neden Allahu Ekber diyor ki? Bu zafer Osmanlı için bir destan, İngilizler için de tarihleri boyunca unutamayacakları derin bir acıdır. Bu nedenle de 1952 yılına kadar Kut Bayramı olarak kutlanan zafer, Menderes hükümetine İngilizlerin yaptığı yoğun baskı sonucu kaldırılmıştır. Bu girizgahtan sonra gelelim asıl meseleye. Söylenecek çok söz var elbette. Bir kere Kut Bayramı'nın kaldırılmasını Mustafa Kemal ve İsmet Paşa'ya fatura etmek isteyenlerin amacı tarihi çarpıtmaktır. Nitekim Halil Paşa'nın manevi oğlu Necdet Özgelen A Haber TV'deki bir programda şöyle sitem etmiştir. 1950 yılından sonraki hükümetlere kırgınım. Menderes hükümeti İngiliz baskısı görmüştür de ondan sonraki hükümetler bu sarmaldan kurtulabilmiş midir? Halkın oylarıyla seçilenlerin darbelerle indirilişinin arka planında yine bu güç odakları yok muydu? Son olarak DSP-MHP-ANAP koalisyonu AB uyum yasaları nedeniyle tarih kitaplarında değişiklik yapıp Topal Osman'ın da kitabesini sildirmemiş miydi? Ve AB'nin yetkili isimleri bu hükümet döneminde de Atatürk fotoğraflarının resmi dairelerden kaldırılması gerektiğini söylememiş miydi? Aynı güç odakları bugün de yerli işbirlikçileriyle Türkiye'ye boyun eğdirmek istemektedir. Geçmişle hesaplaşırken bugünü pas geçmek yarın içinde bir tehlike işaretidir. Gelin genç kuşaklara kahraman Osmanlı generali Halil Paşa'nın İngiliz general Townsend'in kuşatmayı kaldırması karşılığında şahsına teklif ettiği 1 milyon sterlini reddetmesinin altındaki o yüce duyguyu anlatalım. Ardından da bu kez Osmanlı Devleti'ne verilmek üzere İngiliz casus Lawrence'ın 2 milyon sterlin teklifine Halil Paşa'nın verdiği cevabı daha yüksek sesle haykıralım. Paranın toplumsal değerleri yerle bir ettiği bir ortamda haysiyet abidesi Halil Paşa'yı hatırlatmak, aynı zamanda da milli ve manevi ayarlarımızı bozmaya kalkışanlara bir Osmanlı tokadı olacaktır. Birbirimize düşmeyelim.